Herkese Kurban Bayramı mübarek olsun. Bu arada herkes hazır oldu. Bu arada Neslihan bir de Muhammed Emre aynı kıyafet giydi. Aynı kıyafeti giydi. Ondan sonra ben sen göster. Arpa ve Rana. Ve Arpa. Aynı kıyafet aynı. Almışlar. Yani renkleri bilmiyorum. Çok benziyor. Ben de bilmiyorum. Froze ile Fatma da aynı kıyafetleri giydi. Rana ne oldu böyle ikili ikili? Başka yok mu? Aynen. Çok pahalı ya. Bunlar kafaya mı yemiş Rana? Aşkari. Bak şunlar ucuz. 510 rupiye. Tamam hadi seçin ısmarlayalım. Ben biliyorum neyi. Evet. Biz yeniden gidiyoruz. Al bakalım. Biz yeniden neden gidiyoruz ben onu anlamadım. Abi çağırdım. Ama abi aradı şu anda. Diyor ki ekmek yemek yaptık. O zaman iyi yemediniz. Şimdi gelin yeniden yiyin. Oğlum ana iyi yedin ya. Ya sen iyi yemedin. Yani o... Herkese merhaba ve herkese selamünaleyküm. Ve herkese bayramı kutlu olsun. Yeni bir sabah da yeni bir blogda herkese hoş geldiniz. Bir de bugün yağmurdu. Görüyorsunuz. Ne güzel havalar olsun. Ama biraz sonra yeniden sıcak olacak. Herkese yepyeni bir günden selamünaleyküm. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sabah sizlere yağmuru gösterdim. Sabah nereden baksanız bir saat 6 ya da 7'de yağmur yağdı çok güzel bir şekilde. Hava biraz serinlemişti ama şu anda yeni hava çok sıcak. Bizler uyandık çoktan, toplamda 2 saat falan oldu. Biraz evleri toparladım. Şimdi Fatma banyo yapıyor birazcık. Kendine böyle su döküyor. Biraz eğlensin, ondan sonra ona banyo yaptıracağım. Rose için kahvaltı hazırlıyorum. Biz kahvaltı ettik ama zannedersem Ali hiç Fatma yeniden eder ablasıyla beraber. Birazcık size ortalığı göstermek istiyorum. Şimdi ortalık bu şekilde. Burada da çay oldu. Artık çayın altını kapatıyorum. Çocuklara bugün değişik bir kahvaltı böyle ısmarladım. Bu çok lezzetli oluyor. Böyle çayın içine atıp yiyorsunuz kaşıkla beraber. Efendim aşkım. Şu an şuralarını toparladım bu arada. Hangi? Hangi? Muhammed Emre. Öyle yani her yeri temizledim. Bakın yerler tertemiz. Sadece biraz orada oturduğumuz için orası dağıldı. Çünkü sabah bir iki misafirimiz gelmişti o yüzden. Onun dışında buralarını hallettim. Sabah bir iki şey de geldi bu arada. Et de geldi. Birazcık göstermek istiyorum. Şu poşette et var. Bunu şey Rahmet ablanın oğlu getirdi. Bizimki. Bu da Rabia yengenin. Ondan sonra komşumuzdan o konfer kadından geldi bunlar da. O da koyun almıştı. Bakın. İki paket geldi orada. Bir tanesi Rabia yengenin, bir tanesi benim. Ve bu da benim arkadaşım gönderdi bana. Şöyle göstereyim. Bu da zannedersem kuzu eti. Öyle yani. Bunlar şu anda buzlukta. Bugün yemek yapacağız inşallah. İlk önce birazcık ortalığı daha toparlayalım. Çocuklara hazırlayalım. Evet benim prenseslerim hazırlandı. Ekmeni kırıyor ne arayı çıkarıyor? Video yapıyor. Maşallah çok da güzel gözüküyorlar öyle değil mi? Bir dakika. Ekmeni arayı. Bakın. Şimdi sandalye etlerini de temizleyip tekrardan vereceğim. Froze de çok güzel gözüküyor. İkisi de harika gözüküyor. Şu anda Muhammed Emre, ben ve Rana kaldı. Rana sen ne yapıyorsun? Delirdin galiba. Rana çocukların kahvaltılarını getir. Nerede? Orada mutfakta. Bak çantaya bak. Bak çantaya ne kadar güzel. Orada da Arpa var. Arpa da hazırlanıp geldi. Arpa bir bayrak önüyor tarihi. Arpa terliklerini dışarıda çıkarmadı. Onu uyarıyoruz. 5 defa oldu uyarı. Uyaralı ama gülüyor hep. Gülüyor çıkarmıyor ana. Muhammed Emre. Gel buraya nereye gidiyorsun? Bu bir şey tutuyor. Hadi afiyet olsun. Şimdi kahvaltınızı yapın. Ondan sonra gidin bayramlaşın. Hadi Afroza. Rana. Küçü biniyordu. Rana sen ne yiyeceksin? Rana da bir şey ya. Ben de yiyeceğim. Dilimli ekmek olur mu? Ne istiyorsun başka? Bu
var mı? Yok. Ben çocuklar için aldım. O zaman bana neden almadın sen? Ben sadece çocuklar için aldım. Tamam, aldıracağım senin için de, bir şey olmaz ya. Bugün arada... senin de bayramın, sen de yap kahvaltı. Tamam. Bu arada Ali Tuğrul'a saçlarını aldım. Saç kurutma makinesiyle beraber birazcık fön çektik ona. Yahu sizin oyunlarınız bitmiyor mu be? İlk önce bir kahvaltınızı yapın. Hı? Bakar mısın şu çocukluk hallere bak bir. Rana da çocuk gibi. Burnuma şu anda bant taktım. O yüzden birazcık sesim acayip geliyor. Herkese Kurban Bayramı mübarek olsun. Bu arada herkes hazır oldu. Bu arada Neslihan bir de Muhammed Emre aynı kıyafet giydi. Aynı kıyafeti giydi. Ondan sonra ben, sen göster. Arpa ve Rana. Ve Arpa. Aynı kıyafet aynı. Almışlar. Yani bilmiyorum. Renkleri çok benziyor. Ben de bilmiyorum. Froze ile Fatma da aynı kıyafetleri giydi. Rana ne oldu böyle ikili ikili? Bu arada Fatma'da biraz sıkıntılar çok var. Bütün gün yoruldular, o yüzden şimdi biz Akbar abilere biraz gidiyoruz. Skinengelere bayramlaşacağız. Önce yukarıya gidiyoruz tabii ki de. Bayramlaşıp hemen gelip hemen oraya gideceğiz. Bak düştü sandaleti gibi düştü. Muhammed Emre'ye bu çok yakışmadı mı böyle hafif renk? Çok güzel açık pembe. Gel. Biz Muhammed Emre ile bugün pembe pembe olduk. Sandaletleri de çok güzel yakıştı Muhammed Emre'ye. Fatma ağlıyor, diyor ki benim hiç param yok diyor. Kıyamam ya. Sabah verdim ben onlara. Bakkala gidip aldılar, her şeyi yediler. Hayır canım, delirdin mi? Tamam. Çocuğa bunu mu vereceksin? Yapacağım. Hadi o zaman girelim. Bu arada Nezliyan da ben para verdim. Bakalım ne kadar vereceksin Rana Bey? Verdin mi? Vermedin. Vermedin daha. Ya. Dur şimdi hesaplaşacağız seninle, dur. Tamam. Bayramı kutlu oluyoruz ya. Bu arada Arif Fatma yeniden ağlıyor. Ne oluyor? Biha? Bu arada Biha da baksana. Biha? Yani ne giriyor? Yerle giriyor. Yani diyorum ben çok güzel gözüküyorum. Evet, şimdi abla da evde geldi. Kupara sari. Abla diyorum, yenge de evde geldi biz. Şu anda bunlar yukarıda bende. O zaman yukarıda gidelim. Evet, şu anda yukarı geldik, burada oturuyoruz. Bu arada burada size her zaman göstermek istediğim balkon var. Yani bunu Akbar abi kendisi yaptı. Onun dışında çocuklar şu anda oturuyorlar. Biz de tam yemeğin üstüne geldik. Bize de diyorlar ki yemek yiyin. Orada da dana eti yapılmış tencerenin içinde. Kavurma gibi. O yüzden yemek de yiyeceğiz. Muhammed Emre bakın Akbar abiyle beraber yemek yiyor. Kucağında oturuyor. Ne kadar tatlı. Cevap. Ye pancar bhi uska hai. Kyon cheri ja rahe hain? Uski ye Rabi abi ne diye? Yellow yellow. Han ji. Arif Fatma var ya, para için bugün çok ağladı ama verdik aslında. Ama yine istiyor. Ye bara ne kadar? Evet, şu anda yemeğimiz geldi. Yani tam da yemeğin üstüne geldik. İyi insanmışız. Üstüne gelmedi. Davet mi ettirdik kendimizi? Yok. Biz kendimizi davet aldık. Ama biz şaka gibi yapmıştık Rana. Yok, şaka gibi değil. Ben neyse de... o zaman afiyet olsun. Bakar mısınız ne kadar güzel gözüküyor? Çelo acı var hiç. Kupur verdim. Evet, şimdi biz yemek falan yediler. Ondan sonra... Aşağıda çocuklar bakın. Çocuklar bir şeyler yapıyorlar. Biz geldik, sakladım bir şey. Ondan sonra biz şu anda gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Biz şu anda Muhammed Emre'nin çıracını alacağız. Muhammed Emre süpürgeleri çıktı. Bilmiyorum neden. Şimdi oradan çıktık. Ve
Şöyle böyle bir dondurmacıya geldik bakın. Burası yeni açılmış zannedersem. Şimdi içeri gideceğiz dondurma yemek için. Muhammed Emre bu arada benim kucağımda uyudu. Hangi? Ha, çok uçunuyor. Ta çelo under. Under çelo. İçerisi soğuk bu arada. Sıcak değil. Aşağıda erkekler var. Yukarıda aile için zannedersem. Evet, şu anda biz yukarıya geldik. Bakalım menüye neler var, neler yok. Burası bayağı bir kalabalık içeride. Klima falan var ve büyük bir yer. Rana, nereye getirdin bizi böyle? Burada sıkışmaz mıyız? Fermani var. Çok kalabalık burası. Çok da büyük. Yemeğimizi falan yedik. Bugün evde yemek yapmadım. Rana bana sandalye çekiyor. Ne kadar romantik. Geldi ya. De ki geldi. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Bir dakika Fatmacığım. Oturun efendim. Sağ ol canım. Sen de geldin. Froze Hanım. Froze Hanım. Hangi dondurma yersiniz? Aleyküm selam. Evet, menü geldi. Menü yuvarlı. Al bakalım Rana. Ha? Şimdi söyle. Ne söyleyeyim? Şimdi fiyatlara baktın, şimdi söyle. Ne söyleyeyim? Ben sana demedim. Çok pahalı. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yani baba, gerçekten. Ya. Kaç ay sonra bayram geliyoruz. Ben yemeyeceğim zaten. Sen çocukları alacaksın. Ben yemeyeceğim çünkü Muhammed Emre'nin boğazları iyi değil. Bir kere göstersene menüyü. Başka yok mu? Çok pahalı ya. Bunlar kafaya mı yemiş Rana? Bak şunlar ucuz. 510 rupiye. Tamam hadi seçin, ısmarlayalım. Ben biliyorum neyi. Evet. Afiyet olsun. Froze ile Fatma'nın dondurması geldi. Ben yemediğim için Rana da istemiyor. Senin önünde nasıl yiyeyim diyor. Olsun Rana, biz başka bir şey yeriz. O zaman sana ben o aldım. Ne? Başka bir şey aldım. Ne alacağım? Benim aklıma bir şey geliyor ama. Aklıma bir şey geliyor benim. Ne geliyor? Pasta gibi. Ama aldım öyle gibi. Tatlı gulab jamun. Şu anda yani böyle bir şey var. Yani bayram günü böyle oluyor. Ne yapacağız bayram günü? Sabah kalkıyoruz. Hazırlanıyoruz. Gidiyoruz, bayramlaşıyoruz. Böyle bir şey var. Yani Muhammed Emre biraz rahatsız. Burnu da geliyor. Ne geliyor? Burnu akıyor. Evet. Ondan sonra boğazda biraz sıkıntı var. Ondan sonra bir şey daha oldu. Sivilce oldu. Sivilceleri çıkıyor. Bilmiyorum neden. Ne diyorlar ona ya? Hani çocuklar prima taktığında oluşan şeyler var ya aslında. Yok, ben... Yok, öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey değil mi? Yani nasıl desem, sıcaktan bu ne sivilceler çıktı, o yüzden ona ilaç alacağız. En azından bir doktora gösterelim dedik. Rana, bayramda ne oluyor kurban bayramında? Bazı insanlar kurban eti getiriyorlar. Ondan sonra o kurban etleriyle yemek yapıyoruz. Yiyoruz, şifa kapıyoruz. Ondan sonra gidip bayramlaşıyoruz. Dondurma yemeye gidiyoruz. Yani Pakistan'da bayram bu şekilde. Bazı kadınlar var, hiç hazırlanmıyorlar. Sadece bütün gün yemek yapıyorlar. Doğru mu? Mesela Skine yengeli, Nazlı yenge, ikisi de hazırlanmamış. İkisi de yemek yapıyorlardı, ev işlerini yapıyorlardı biz gittiğimizde. Biz dün akşam çok yorulduk Rabia yengeyle. O yukarıda işini yaptı, ben aşağıda. Ama biz bugün bayağı bir rahattık iş olarak. Onlar zannedersem dün akşam iş yapmadılar, bugün yaptılar. Burada Rana'nın saatini ben ona hediye almıştım, hatırladınız mı? Ya bu saat ben boşu boşu giymiyorum. Böyle bir şey oluyoruz, ben dolapta yani böyle saklıyorum. Bir yere gidiyorum ya,
Böyle yani şey evde sürekli giymiyor. Sadece bir yere gidince ya da bazen özel giyiyorum. Bir günde giyiyor. Afiyet olsun. Evet, şu anda dondurmacıdan çıktık ve buraya eczaneye geldik bir tane. Rana şu anda içeriye gitti. Muhammed Emre'yi de alıp şöyle birazcık göstereyim. Öyle yani, ilacını alıp gelecek Muhammed Emre'nin. İşte orada Rana. Ezan okunuyor şu anda, o yüzden kapatıyorum. İlacımızı alıp eve gideceğiz. Eve gidince bakalım, birazcık dinlenmek istiyorum. Bütün gün çok yoruldum. Evet, şu anda eve geldik. Muhammed Emre'ye ilaç olarak şu kremi verdiler. Sivilce çıkan yere süreceğiz. Bir de demişler ki annesine söyleyin, bol bol su içsin. Çünkü anne emzirdiği için bütün asır çocuğa gidiyor. Öyle demişler. Yani onun gibi bir şey diyorlar Rana Türkiye'de de. Asır demek yani etkisi. Öyle yani. Şu anda Muhammed Emre'ye ilacını içireceğim. Bir de bir tane şurup verdiler. Şurubu göstereyim. Şu şurup. Alerjik şurup diye yazıyor. Şimdi eve geldik. Birazcık işlerim var. Onları halledeceğim. Hadi hiç Fatma'yı ne diyor ki? Hadi bakkala. Ama göndermeyeceğiz. Çünkü yeter bu kadar artık. Evet, biz yeniden dükkanda geldim. Bütün gün oldum. Bu bir şeyler diyorum. Hala bu seçmedim bir şey, ben ne alacağım? Abinik hani Firoze aldım, kendi şeyler. Bu Arif Fatma diyorum. Yani bulmuyorum neyi alacağım. Tamam, bulalım ondan sonra. Evet, biz yeniden gidiyoruz. Al bakalım. Biz yeniden neden gidiyoruz ben anlamadım. Abi çağırdım. Abi aradı şu anda. Diyor ki ekmek yemek yaptık. O zaman iyi yemediniz. Şimdi gelin yeniden yiyin. O zaman da iyi yedin ya. Ya sen iyi yemedin. Yani o zaman yemeği az yapmışlardı ya ondan. Ya şimdi o zaman da biz fazla yaptık, yeni pişirdik diyorlar. Gelin buyurun diyorlar. Biz de tamam geliyoruz. Tamam, kapat. Yani böyle bir şey var. Bugün sanki Rana biz davet edildik bir yere. Evet. Tamam, o zaman gidelim. Anahtar? Ben ne yapacağım? Evet, biz yeniden yarım kadar ekmek yedim. Şu anda ben düşündüm ya. Ondan sonra böyle bir şey oldu, biz düşündüm. Video falan çekmedim. Şimdi Neslihan rahat bir şekilde yemek yiyor. O zaman bize afiyet olsun. Evet. Biz yeniden eve gidiyoruz. Evimize gidiyoruz. Çok güzel sohbet, muhabbet, çay yaptılar, çay içtik. Sağ olsun, Allah razı olsun. Çok güzel karşıladılar bizi. Bizim de Allah razı olsun ya. Biz yedin, içtim. Evet. Kıbra. Şimdi eve gidiyoruz inşallah. Rana diyor ki bugün sana aksiyon bir film izleteceğim. Evet ya, biz hiçbir zaman izlemiyoruz. Bugün sinema günü yapacağız Rana'yla. Rana ne alacaksın o zaman yemek içmek için? Sen ne söyleyeceksin? Bir şeyler lazım hali. Yani öyle kuru kuru mu izleyeceğiz o filmi? Yok yok. Titanic filmini izleyeceğiz. Tamam. O zaman dükkana gidelim, bir şeyler alalım. Tamam. Bay bay. Evet. Şu anda. No no no. Şu anda eve geldik ve Rabi yenge dedi ki bana bayramlaşmaya geldiğinizde size içecek şey yapacaktım. Verecek mi ama siz içmediniz. O yüzden bana bir borcunuz var. Gelin yukarı. İçeceğinizi için ondan sonra aşağıya gidebilirsiniz. O yüzden şimdi yukarıdayız. Bu böyle bilmiyorum, gazoz mu ne? Gazoz zannedersem bu da çocukların. Oy. Teşekkür ederiz Rabia yenge. Ama benim kolum ağrıdı şu an. O zaman. Hepinizi çok çok seviyoruz. Bugünkü bayram vlogumuzu nasıl buldunuz? Lütfen yazar mısınız? Yorumlara güzel güzel şeyler yazın. Allah'a emanet ediyoruz sizi. İnşallah gelin videoda görüşürüz.